Antalya'nın Sedik ilçesinde sokak köpeğinden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralanan 9 yaşındaki Mahra yoğun bakımda, tedavisi sürüyor. Küçük kızın durumu kritikliğini korurken mahalleli çocuklarını korkudan sokağa çıkaramadıklarını söyledi. Sedik ilçesi Belek mahallesinde bahçeye inmek için evden dışarı çıkan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, boş bir araziye geldiğinde başıboş köpeklerin kendini kovaladığını görünce yola fırladı. Hastanede tedavi alınan Mahra Melin Pınar, yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Beyni sol bölgesine oluşan kararma nedeniyle ikinci kez ameliyat edilen Mahra'nın dünse parçalanan sağ bacağı diz üstünden kesildi. 3 günde 3 ameliyat geçiren Mahra'nın durumunun ise kritik olduğu öğrenildi. Beyinle ilgili sıkıntı büyük. Şu an için beyinden bir tepki alamadığını söyledi. Bazı testlerin yapılacağını ama kendi başına nefes alamadığını, kalbin tek başına ilaçsız çalışmadığını, bir de böbreklerin ilaçsız çalışmadığını söyledi. Bu da beynin vücudun diğer organlarına çalış komutlarını göndermemesinden kaynaklı olduğunu söyledi. Antalya'da yoğun bakımda tedavisine devam edilen Mahra Melin'in mahallesinde ise sokak köpeklerinin birçoğunun belediye tarafından toplandığı görüldü. Mahalleli başıboş köpekler sebebiyle tedirgin. İnsanlar burada köpekleri topluyor. Böyle yemek falan veriyorlar bazı noktalarda. Onlar da toplanıyor köpekler. Burada yani bayan olsun, çocuk olsun, insan olsun ayrım etmeden köpekler toplandığı zaman grup halinde saldırıyor. Biz çocuklarımızı yere geliyor salamıyoruz yani, normal büyük insanlar bile kendi canını zor kurtarıyor. Burada bir sürü köpek var, sahipleri tasmasız, böyle köpekler de başıboş zaten. Korkuyor musun? Öyle, tedirgin oluyor musun sokağa çıktığın ya zaman? Ya biraz evet ya. Boş köpekler bazen sıkıntı çıkartabiliyor abi. Köpekler çok fazla. Ne yukarı tarafa gidebiliyoruz, ne aşağı tarafa gidebiliyoruz. Ve bilhassa çocuklardan dolayı çok tedirginiz. Arabaların çok yoğun geçtiği yerler, bölgeler. Ama köpeklerden dolayı da iki gün önce başımıza gelen olay da ki çok acı bir olay. Bazı köpeklerin ise hala bölgede başıboş gezdiği görüldü. Ailelerin ise çocuklarıyla sokağa çıktığı ve ellerini bir an olsun bırakmadıkları görüldü.